Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Antalya. Growtech Fuarı'ndayız. Oldukça yoğunlan bir fuarda sektörün önce firması Antbio'ya konuk olduk. Yanımızda firma kurucu üyelerinden Emre Bey ve doçent doktor Zeki Alagöz bulunmakta. Bakalım bize hem sektörleri hem firmalarıyla ilgili bizlere neler aktaracaklar. Merhaba Emre Bey. Merhabalar. Merhaba Zeki Bey. Merhabalar. Hocam diyorum size, Akdeniz Üniversitesi hocasınız aynı zamanda. Evet, evet. Biraz sonra firmayla ilgili, faaliyetlerle ilgili sohbet devam edecek ama önce ben fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl geçiyor fuar? Bugün üçüncü gün. Bugün üçüncü gün. Gayet güzel. Yurt dışı katılımı çok fazla. Bizde de genel olarak ağırlıklı tamamen yurt dışından ziyaretçilerimiz. Siz de yerinizi her zaman olduğu gibi aldınız, evet, Antbio, evet, olarak. Peki Emre Bey, öncelikle ben tabii ki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza da. Firmanızla ilgili ben bilgi vermek istiyorum, ayrıntı vermek istiyorum izleyicilerimize. Sizden dinletmek istiyorum efendim. Kaç yıldan beri hizmet veren bir firma? Antbio Tarım bir grup şirketimiz. Bir genel ana grubumuz var. O şirketlerin içinde bir tarım üzerine yatırım yaptığımız bir firma. Ben ana firma tarafındayım aynı zamanda. Yaklaşık 5. yılımız. Biz aslında bir Ar-Ge firmasıyız. Evet. Üretim fonksiyonumuz var. Böyle söyleyeyim. Harika. Yani biz bir üretim yapıp da Ar-Ge yapmıyoruz. Ar-Ge'nin üstüne üretim yapan bir firmayız. Araştırarak, bilinçli bir şekilde. Hocam ben size dönmek istiyorum sevgili Zeki Hocam. Evet. Tabii ki tarım alanı çok önemli ve bununla ilgili de çok bilinçli bir hem toplum olarak hem firma olarak aslında birçok şey bilmiyoruz, öyle değil mi? Antbio'nun ben sizdeki yerini merak ediyorum. Neler yapıyor? Birazcık çalışmalardan ayrıntı verelim mi efendim? Efendim öncelikle ben teşekkür ediyorum size. Şunu söyleyelim. Neden Antbio Tarım? Evet. Yatırımcı firmamız var, üniversite var. Biz öncelikle üniversite sanayi işbirliğini bir başlatmak istedik. Yani her ne kadar bazı örnekler varsa da çok. İki, biz bilgi ve teknolojiyi buluşturmak istedik. Üç, biz güzel ülkenin güzel insanlarına ilaçsız ürünler sunmak istedik. Güvenli gıdalar sunmak istedik. Bu amaçla yola çıktık. Emre Bey'in de dediği gibi biz bazı insanlar Antbio Tarım, Antbio Gübre falan diye karıştırıyorlar. Biz gübre firması değiliz. Biz güvenli gıda üretmek için gereken destekleyici ürünleri üretiyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarı kurduk. Mikrobiyal ürünler üretiyoruz. Yani şunu yapmak istiyoruz. İlaç alternatifi ürünlerle artık tarım sektörünü daha da böyle ileri seviyelere çıkarmak istiyoruz. Peki efendim, sizlere ihtiyaç duyanlar için nasıl ulaşabiliyorlar sizlere ve ne gibi çalışmalarınız var onlara? Yani, nasıl kolaylıklarınız var efendim? Şöyle, biliyorsunuz bunun en önemli ayaklarından bir tanesi eğitimdir. Ama bizim ülkemizde maalesef eğitim o kadar çok iyi yürümüyor. Pazarlamanın iki türü şu anda diğer firmalar ya bayiler aracılığıyla ya da distribütörler aracılığıyla ürünlerini çiftçilerle buluşturuyorlar. Ama benim gönlümde şu var, bunlar projelerle buluşturulursa, bu projelerde çiftçilerimiz eğitilirse, inanın biz dünyaya en iyi ürünleri satan ülke haline gelebiliriz. Peki ürünler diyorsan, ürünler nelerdir Zeki Bey? Biz başlangıç aşamasında iki alternatifli ürün yaptık. Yani çiftçiye gittiğinizde bu ilacı kullanma dediğinizde bir alternatif bir şey tavsiye etmeniz lazım ki kullanma deme hakkınız olsun veya ürünler yasaklanmakta, ilaçlar. Her yıl yeni ilaçlar yasaklanmakta. Onun için biz şu anda iki çeşit ürün ürettik. Bir, toprak kökenli hastalıklar ve nematod için bir ürünümüz var. Kalıntı sıfır. Bugün verirsiniz, yarın toplayabilirsiniz, hasat edebilirsiniz. İkincisi, bakteriyel hastalıklar için yapraklara uygulanan bir ürünümüz var. Bu da diğer ürünümüzde olduğu gibi rezidü, kalıntı bırakmayan bir ürün. Bunları uyguladıktan sonra her dönemde bitkiye uygulayacağınız gibi her dönemde de hasat yapabilirsiniz. Peki belli ürünlerle ilgili mi bir çalışma mıdır yoksa her ürüne olan uyum sağlayan ürünler mi efendim? Şöyle, biz daha çok problem olan hastalıklar için bunu yapıyoruz. Yani mesela fusarium seçtiğimizde bu bir problemdir toprakta. Nematod Türkiye'de çok büyük problemdir. Hatta yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin en çok sordukları no fusarium, no nematod, no rezidü dediğimizde inanın o kadar çok insan gelip soru soruyor ki bize. Bunların diyoruz çözümleri var, biz diyorlar hemen bunu uygulatmak istiyoruz. Biz de ona göre program yapıyoruz. Peki kimlere hizmet veriyorsunuz daha çok?
Biz daha çok üreticilere hizmet veriyoruz. Üreticilere ürünlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz ama bu arada onlara denemeler kurarak ulaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz keyifli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Antipiyon'un ismini duymak dileğiyle. Güzel bir firmalara ihtiyacımız var. Başarılar efendim, iyi fuarlar. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, Antalya'dan Growtech'ten, sektörün önce firması Antipiyon'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka fuar ve şehre kadar biz izlemeye devam edelim.